1 Nisan 2021 Perşembe ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 24.300 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık 2.000 artış var. Ülke genelindeki insidans değeri 134. En az bir doz aşı olanların sayısı ise 10 milyona yaklaşıyor. Robert Koch Enstitüsü vakaların yaklaşık %90'ının İngiliz mutasyonu olduğunu açıkladı. Bu tür biraz daha bulaşıcı olduğu için maalesef daha hızlı yayılıyor. Şansölye Merkel, Paskalya'da kurallara uyulmasını istedi. İnsidanstan bağımsız olarak ülke genelinde en fazla 2 haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebiliyor. Merkel, vatandaşları seyahatlerden de kaçınmalarını istiyor. Aşı ve testle salgının üstesinden geleceklerini söyledi. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gass, yoğun bakım ünitelerinde yüklenme hakkında korku senaryoları yayıldığını belirtti. Bir başbakan 700'lü insidanslardan bahsediyor. Diğeri model proje uyguluyor dedi. Model projede her yer açılıyor. Yoğun Bakım Doktorları Derneği ise tahminlerin korku senaryosu değil, verilere dayalı uyarılar olduğunu savundu. Bu dernek 2 hafta sıkı kilitlenme, haftada 2 kez zorunlu test ve çok daha hızlı bir aşılama istiyor. ARD'nin anketine katılan vatandaşların %67'si de sert kapanma yanlısı. Bu oran önceki ay 16 puan daha düşüktü. İnsanların çoğu 2-3 hafta evden çıkmayalım, daha hızlı normale döneriz diye düşünüyor. Hükümetin korona politikasından memnun olanların oranı ise sadece %19. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin'de bir hastanede AstraZeneca aşısı oldu. 65 yaşında Cumhurbaşkanı, vatandaşları da aşı olmaya çağırdı. 2010'da eşine böbreğini vermişti. Başbakan Merkel de sırası gelince AstraZeneca aşısı olacağını söylemişti. Merkel 66 yaşında, onun da sırası bugün yarın gelir herhalde. Sağlık Bakanı Spahn, Bakanlar Kurulu'nda aşıya güveni arttırmak için siyasetçilerin AstraZeneca ile aşılanmasını tavsiye etti. Bazıları kabul etti. CSU'lu İçişleri Bakanı Seehofer ise AstraZeneca ile aşı olmak istemediğini söyledi. CDU Genel Başkanı ve NRW Başbakanı Armin Laschet, Paskalya günlerini 3. dalgayı kırmak için alınacak önlemleri düşünerek geçireceğini açıkladı. Bugüne kadar düşünmediyseniz bundan sonra biraz zor görünüyor. Polis Birliği de Paskalya'da polisi zor günlerin beklediğini düşünüyor. Önlemler artık eskisi kadar kabul görmüyor. İnsanlar polisten gelen talimatlara uymak istemiyor denildi açıklamada. Birçok bölgede hakarete ve şiddete uğruyormuş polisler. Berlin'de gece sokağa çıkma kısıtlamaları geliyor. Cuma akşamından itibaren saat 21 ile 5 arasında sadece tek kişi veya 2 kişi olarak sokağa çıkılabilecek. Gün içerisinde de 2 haneden 5 kişi buluşabiliyor. 14 yaşın altındakiler hesaba dahil değil. 6 Nisan'dan itibaren ise sadece bir haneden bir kişiyle görüşülecek. Saat 21.05 arası hiçbir ziyarete ve buluşmaya izin verilmeyecek. Kreşlerde 8 Nisan'dan sonra yeniden acil bakım hizmetine dönüyor. Mağazalara, müzelere, kuaförlere girişlerde hızlı test mecbur. Hükümet Almanya'da yeterli sayıda hızlı test sağlanacağının garantisini verdi. Bu sene için 1 milyardan fazla hızlı test temin edilmiş. Mart ayında bedava test dağıtılacaktı. Mart geldi geçti. Ortada hala çok az test var. Parayla bile bulunamıyor birçok bölgede. İnşallah bu sözlerinizi tutarsınız. Bavyera'da ise bir mahkeme ilginç bir karara imza attı. Ayakkabı dükkanları vazgeçilemez dükkanlar arasındadır ve açılmalıdır dedi. Ayakkabı denemenin ayak sağlığı için önemine dikkati çekmiş davayı açan mağaza. Mahkemede uygun görmüş. Yalnız müşteriler bunu 1 Nisan şakası zannetmişler. Bavyera'daki mağazayı arayıp gerçekten açık olup olmadıklarını sormuşlar. Bavyera okullarda da test uygulamasını zorunlu yapmak istiyor. Gerekçe olarak bu konuda yeterli talebin bulunmaması gösteriliyor. Saksonya-Anhalt eyaleti ise 12 Nisan'dan itibaren haftada 2 kere zorunlu test uygulamasına geçmeyi planlıyor. Hangi sınıflar için bunlar geçerli olacak? Bu hafta karar verilecek. Nisan ayından itibaren de bina temizliğinde çalışanlar tek tip asgari ücrete geçecek. İç mekan temizliğinde 11-11 avro, cam ve dış mekan temizliğinde de en az 14-45 avro ücret uygulanacak. Mercedes'in de üreticisi olan Daimler firması hissedarlarına 1 milyar 400 milyon avro kar payı dağıtacak. Bu önceki seneye göre %50 daha fazla. Şirket birçok kişiyi kısa çalışmaya geçirmişti. Bu nedenle yaklaşık 700 milyon avro tasarruf ettiği belirtiliyor. Bu parayı kim ödedi? Biz ödedik. Vergi mükellefleri ödedi. Kar olunca parayı kim alıyor? Şirket sahipleri, hissedarları. Sosyal yardım alanlara, çocuğu olanlara bir 150 avro para verilecek. Aylar geçti daha verilecek.
Mayıs'ta ödenecek deniyor şimdi. Ayıptır. Yani bir yardım alırken 40 takla attırıyorsunuz. Hesabında para var mı, şu var mı, bu var mı, araban kaç para diye 50 tane soru soruyorsunuz. Biraz pahalı arabası varsa önce onu satsın gelsin, sonra yardım alsın diyorsunuz. Ama holdinglere, kartellere yardım ederken bunların hissedarlarının parası var mı, özel jetleri var mı, lüks tekneleri var mı, bunları hiç kimse sormuyor. Avusturya'da Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletleri yeniden karantina uygulamaya başladı. İş yerleri ve mağazalar kapatıldı. 7 Nisan'da da uzaktan eğitime geçilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sağlık Bakanı bu durumu acil şekilde durdurmak için son şansımız dedi. Başbakan Sebastian Kurz ise Avrupa Birliği'nin aşıları adil dağıtmadığını ileri sürdü. Önümüzdeki haftalarda Rus aşısıyla ilgili karar verileceğini söyledi. Fransa'da günlük vaka sayısı 60 bine dayandı. Başbakan Castex vaka sayısının 2 haftada %55 arttığını açıkladı. 4 Nisan'dan itibaren de ülke genelinde 4 haftalığına bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İnsanlar evden 10 kilometre uzaklaşabiliyor. Temel ürünler dışındaki ürün satan mağazalar kapatılıyor. Okullarda 5 Nisan'dan itibaren 3 hafta kapalı olacak. Hollanda'nın Rotterdam şehri Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak. Yarışma seyircili düzenlenecek. Seyircili etkinliklerde korona bulaşıp bulaşmadığına ilişkin bazı testler yapılıyor böylelikle. Bu da güzel bir taktik. Düğün yapmak isteyenler bunu bir düşünsünler, araştırsınlar. Biz düğün yapmıyoruz, deney yapıyoruz. Bakalım kimseye korona bulaşacak mı? Böyle denilebilir mi acaba? İsrail 12-15 yaş arasını da aşılamayı planlıyor. Burada da yetişkinler aşılandı. Hastaneye kaldırılan çocuk sayısı arttı. Yaşı biraz daha aşağı çekmek istiyorlar. Belçika'da da bir anket yapıldı. Her 10 kişiden 7'si aşı olmak istiyor. 56 yaş üstünde bu oran %80. Ancak aşı tedarinde büyük sıkıntılar var. Organizasyon, aşılama yavaş gidiyor. Bir de sosyal medyada yapılan 20 bin kişinin katılacağı parti haberleri vardı. Polis ve savcılık harekete geçti. Ancak bu haberlerin 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen binlerce Belçikalı olmayan bir partiye katılmak üzere belirtilen adrese gitti. Bugün 1 Nisan, Dünya Şaka Günü. Eskiden Fransa'da yılbaşı 1 Nisan'da kutlanırdı. Kral 9. Charles 1564'te 1 Ocak olarak değiştirdi. Karardan haberi olmayan, hala 1 Nisan'ı kutlayanlarla alay edilmeye başlandı. Onlara Nisan balığı dendi. Bu zaman içerisinde tüm dünyaya yayılıp bugünkü şaka günü haline geldi. İnsanlar bugün birbirlerine şaka yapıp sonrasında 1 Nisan diyorlar. Ama artık kimsenin kimseye şaka yapacak dermanı da kalmadı. Kimse de şaka kaldıracak durumda değil. Televizyonlarda doğru dürüst şaka programı bile yok artık. Eskiden birçok kamera şakası programı vardı. Bir amatör futbol takımını alıp Fenerbahçe ile maç yapmaya gelen Olympique Lyon diye havalimanına götürmüşlerdi. O programı yapan kişinin statlara girişi yasaklanmıştı. Korcan Karar'ın sunduğu şok programı vardı. Tümüyle şaka programıydı. Haberlerin hiçbiri gerçek değildi ama insanlar gerçek sanıyordu. Telefonla arama yapmadan Graham Bell'in doğum tarihini tuşlarsanız para yazmıyor diye haber yaptılar. PTT'nin telefonları kilitlendi, bizimki hala para yazıyor diye. Amerikalı ünlü manken Edirne Genel Evi'nde çalışmaya başladı diye haber yaptılar. Millet otobüslerle Edirne'ye gitti. Edirne valisi açıklama yapmıştı. Şehrimizde o isimde bir hanım çalışmamaktadır diye. Siyasi hicivler vardı. Rahmetli Levent Kırca müthiş programlar yapardı. Eğlencemizdi. Oturur izlerdik. Mizah dergileri Özal'ı, İnönü'yü, Demirel'i dansöz kıyafetleriyle çizerlerdi. Kimse de bundan alınmazdı, kızmazdı. Hatta Özal bu karikatürleri çerçeveletip duvara asarmış, gelen yabancı heyetlere gösterirmiş. Bir gün Japonya'dan dönünce kendisini sürekli hicveden bir karikatüristi aramış. Demiş ki bak aklıma bir şey geldi, ben Japonya'dan döndüm ya, beni demiş sumo güreşçisi olarak çiz, sigara kaçakçısını kaldırıp yere vurayım. Karikatürist de tamam demiş ama Özal dergiyi bir almış, hakikaten kapakta kendisi sumo güreşçisi olarak çizilmiş. Ama kaçakçıları değil vatandaşı kaldırıp yere vuruyor, üstünde de orta direk yazıyor. Karikatüristi bir daha aramış. Ya demiş ben sana böyle mi söyledim? Demiş sen seçim afişi istedin. Ben karikatüristim. Karikatür böyle olur. Maalesef artık kimse eskisi kadar hoşgörülü olamıyor. Ekonomik sıkıntılar, pandemi, şu bu derken gülmeyi bile unuttuk. Ama umudumuz var. Yine bahar geldi, Nisan geldi. Ağaçlar çiçek açtı. Havalar ısındı. Öyle olunca insanın da neşesi yerine geliyor. Orhan Veli, Nisan doğumlu. Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım diyor. Sanma ki derdim güneşten ötürü.
İmkansız şey diyor, şiir yazmak, aşıksan eğer ve yazmamak aylardan nisansa. Hoşçakalın.